Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Altınkum'dayız. Altınkum'un kalbindeyiz değerli arkadaşlar. Hemen alt tarafımız Medusa Club'lar. Bilenler biliyor. Eğlence yerleri, sahil. Gerçekten mükemmel bir konum, mükemmel bir lokasyon. Çarşının göbeği, denizin dibi değerli arkadaşlar. Denize mesafemiz yaklaşık 200 metre değerli arkadaşlar. 200 metre. Oteller bölgesindeyiz. Şu anda Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Ön cephe, önümüzde park olmak üzere 5 artı 1 açık mutfak. Güzel bir ev sunumu için geldik. Sinan, şöyle park alanını da bir gösterebilirsen. Güzel bir yerdeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi Sinan'dan ricam hemen şöyle bir gelsin. Üçlü bir villa değerli arkadaşlar. 3 tane bitişik nizam. Şimdi ön veranda kısmındayız. Zaten dış cephesini Sinan gösterdi size. Yaklaşık 10 yaşında bir evden bahsediyoruz. Komple tadilatı yapılmış, elden geçmiş 5 artı 1. Benim Aydın dedim Altınkum'da evim olsun derseniz, denize yürüyerek gidip geleyim derseniz tam da aradığınız bir yer değerli arkadaşlar. İsterseniz burayı da pergüle falan yapabilirsiniz. Dediğim gibi veranda alanımız bu. Çelik kapının anahtarını arka tarafta bıraktığımız için ben şu anda veranda kısmından giriş yapıyorum. Çelik kapıyı da göstermek istiyorum sizlere. Değerli arkadaşlar, çelik kapımız burası. Şimdi biz sürgülü kapıdan salonun içerisine giriş yapacağız. Aydın Didim Altınkum mahallesindeyiz. Tabii paralel değil, yaklaşık 15 santim de yüksek yapılmış. Salonun içerisine giriş yaptığımızda salon kısmına komple laminat parke döşenilmiş, gördüğünüz gibi. Spot lambalar verilmiş. Zaten sürgülü kapımızı gördünüz. Işık aydınlatma için bir penceremiz. Çelik kapımız da burası. Burada bir tek eleştirdiğim bir şey var. Burada bir taşıyıcı kolon var. Dolayısıyla bu da çok fazla engel değil. Daha doğrusu belki hani biraz da mutfağı ayırmış. Açık mutfak demiştim. Gördüğünüz üzere son derece güzel, modern bir şekilde mutfağımız yapılmış. Çimston tezgahımız, lake dolaplarımız, çıtalarını, pervazlarını da antresit grid düşünülmüş. Bulaşık makinesi, fırın, set üstü ocak, dablumbaz ve buzdolabı alanımız ideal bir mutfak. Yazlık için gerçekten güzel bir yer. Tabii hemen şurada da ıslak zeminleri zaten 120-60 seramik döşemiş. Salonun içi laminat parke. Burada ne yapmış? Burada bir Hilton dolabı, yani el yüz yıkama yeri, bir klozet alanımız mevcut. Aynasını vesairesini yapmış. Birinci katımız bu şekilde. Elimizden bütün köşe bucaklarını göstermeye çalışıyoruz. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz birinci katta. Triplex villa değerli arkadaşlar. Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Antresit renginde korkuluklarımız var. Tabii aplik lambalar da konulmuş. Elektrik yok. Biraz karanlık olabilir. Çünkü iskanlı kat mülkiyetli. O yüzden elektriği Aydem kapatmış. Hemen birinci yatak odasına giriyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde gene tavanları güzel bir alçı dekorasyonla çalışma yapılmış. Güzel bir pencere konulmuş buraya. Gördüğünüz üzere açık renk boyalar kullanılmış. Antresit renginde süpürgelikler. Gayet güzel. Tabii iç kapılarda kaplama kapılar, yani Amerikan pres kapı, kaplama yapmış. Araya da dekor amaçlı güzel antresit renginde kuşaklar kullanılmış. Kapı kasaları da dediğim gibi aynı antresit renginde devam ediyoruz. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ikinci yatak odamız da ideal bir şekilde. Gene ışık aydınlatma için bir pencere. Hemen buradan da bir kapımız var. Kapımız da balkon alanına çıkıyor gördüğünüz gibi. Güzel bir balkon alanımız da var. Tabii ikinci odayı tanıttıktan sonra üçüncü odaya geçeceğiz değerli arkadaşlar. Üçüncü odamızda hemen geldiğimizde İki tane ışık aydınlatma için pencere konulmuş. Gene spot lamba orta yerine yerleştirmiş. Sıfır masrafsız, tertemiz, pırıl pırıl yapılmış bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Birinci katımızda bir genel banyomuz var. Şimdi genel banyonun içerisine giriyoruz. Yani duş alanı, vitrifiye malzemesi takılmış. Klozet alanımız burada. Ayaklı lavabo düşülmüş. Hilton dolabı yok burada. Üzerine de bir ayna yerleştirilmiş. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Müştemilat kısmına çıktığımızda gördüğünüz üzere gene Mersin beji basamaklar, alüminyum korkuluklar, led ışıklarımız var bu merdiven korkulukla merdiven girişinde. Tabii onlar şu anda elektrik olmadığı için çok fazla göze gelmiyor. Yukarıya çıktığımızda bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Koridor alanına geldiğimizde genişçe bir koridor alanı. Burada güzel bir şekil, güzel bir fikir düşünülmüş. Hemen çamaşır makinesi yeri, pis su giderini buraya bağlamış, muslukları burada. Tabii burada da termosifon alanımız var. Elektrik açısından da buraya iki tane prizimizi yerleştirilmiş. Gerçekten güzel düşünülmüş. Tabii
3 tane yatak odamızı birinci katta tanıttıktan sonra iyi odalar var yukarıda. Gerçekten geniş oda. Şimdi 4. yatak odasının içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah, yani kolay kolay bulunmayan odalardan bahsediyorum. Tavanda gene led ışıklarımız var. Tabi elektrik olmadığından şu anda göze gelmiyor. Orta yere de güzel bir spot lamba yerleştirilmiş. Karşıya da güzel bir pencere konulmuş. Önümüz tamamen açık. Yani park alanı. Yani denize de 200 metre mesafedeyiz. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Miraç Emlak uygun portföyü paylaşmayı biz gerçekten çok seviyoruz. Her gün Sinan'la biz işe başladığımızda sabah saat 8'de büromuzu açıyoruz. Genellikle yaz saatlerinde 12'ye kadar, yani gece 12'ye kadar açık oluyoruz. Kış saatlerinde de 10'a kadar açığız. Hep bu konuları konuşuyoruz. Herkes dediğimde ev sahibi olsun, herkesin evi olsun, düşük bütçe olsun. Dolayısıyla elimizden geldikçe biz uygun yerleri paylaşıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi 4. odamızı tanıttıktan sonra 5. odaya girmeden hemen 2. genel banyomuza geliyoruz. 2. genel banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere açık renk seramikler düşünülmüş, mermer görünümlü. Karşımızda çok güzel bir Hilton dolabımız var, ayna setimiz var. Yanında da çok amaçlı, çok kullanışlı bir dolap konulmuş buraya. Klozet alanımız da burada gördüğünüz üzere. Tabii duş alanı yeri buraya kabinimiz gelecek değerli arkadaşlar. Yani eksiklerimiz var, bunlar tamamlanacak. Buraya da duşa kabin yerimiz mevcut. Yani tamamen bağımsız bir şekilde. Burada aslında kabin olmasa da olur aslında ama kabin olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Banyomuzu gösterdikten sonra 5. yatak odasının içerisine geliyoruz değerli arkadaşlar. Ölçüleri gayet ideal, gayet geniş, ferah bir odanın içerisindeyiz. Dediğim gibi genel led ışıklarımız var, spot lambalarımız var. Yatak başları istenilirse bu şekilde, istenilirse bu şekilde balkona bakacak şekilde şey yapabilirsiniz. Tabii ön tarafta da yine güzel bir balkon alanımız var. Oteller bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. Oteller bölgesindeyiz. Hemen şurada yüksek bina var. Gördüğünüz üzere burası Maril Otel. Onun dibinde de plaj var. Tabii plaj devam ediyor. Şu hemen alt tarafımızda da plaj. Tabii ben 200 metre diyorum. Siz bunu 100 metre olarak algılayın. Çünkü genelde müşterilerim geldiğinde ben mesafeyi böyle 200 metre diyorum, müşteri geliyor şaşırıyor. Ya Miraç Bey siz 200 dediniz, bu daha yakın diyor. Çünkü ben kimseyi yanıltmak istemiyorum. Doğru bilgi, real bilgi, güncel bilgi benim için çok önemlidir. Özellikle randevulara ben çok önem veriyorum. Randevulara, eğer bir müşterine randevu verdiğin zaman dakikada, saatinde orada olmam gerekiyor. Bunlara çok önem veren bir firmayız değerli arkadaşlar. Özellikle Sinan kardeşim de alıştı bu konuya, bu duruma. Çok ilginçtir de dün de evvel gün bir müşterimiz vardı. Biz randevu oluşturmuştuk. Tabii acil işlerimiz vardı. O an için zor çıkıyorduk. Sinan dedim bu böyle olmuyor. Anında gitmemiz lazım. Abi katılıyorum sana. İşimizi bıraktık. Müşterimize gittik. Satışımızı gerçekleştirdik. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize yaklaşık 200 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 5+1 açık mutfak 10 yaşında bir evin sunumunu yaptım. Ama 10 yaşında eser kalmadı. Çünkü gerek dış cephesi gerek içi komple elektrikten sıvı tesisatına kadar hepsi elden geçti. Çok güzel bir ev oldu. Dolayısıyla burayı size tanıttık. Miraç Emlak olarak biz bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Tabii en uygun portföy demiştim ya değerli arkadaşlar. Birileri gibi kelepir demiyorum. Çünkü paranın artık yani kelepir diye bir şey yok. Para paradır yani neticede. Benim için şahsım olarak düşünüyorum. Benim için 100 lira da para, 1 milyon TL de para. Neticede bir emek veriyorsun, para da zor kazanılıyor değerli arkadaşlar. Gerçekten ben zor kazanıyorum, bilmiyorum birilerini ama gerçekten ben zor kazanıyorum. Videonun içerisinde de dedim sabah saat 8'de biri açılıyor, saat gece 12'ye kadar ayaktayız, araba üzerindeyiz, müşterilere hizmet ediyoruz. Dolayısıyla paranın ne kadar zor kazanıldığını ben biliyorum. O yüzden hiçbir gayrimenkule kelepir demiyorum ama piyasaya göre uygun diyorum. Yani alınan satılan mallara göre uygun diyorum değerli arkadaşlar. Peki lafı fazla uzatmayacağım. Şu an villamızın fiyatını söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde denizde 200 metre mesafede ön cephe, parka bakan cephe güzel bir villa sunumunu yaptık. Bu güzel villamızın fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 300 bin TL değerli arkadaşlar. 3 milyon 300 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.